Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok sevdiğim canım arkadaşım Safiye'nin hayalimdeki yemeklerin kanalında gördüğüm tulumba tatlısını gördüğüm an zaten dedim mutlaka denemem lazım. Yapmışken de sizlere ben de videosunu çektim. Umarım beğenerek izlersiniz. Safiye'cim buradan sana kucak dolusu sevgiler. Tarifin muhteşemdi. İlk önce şerbetimizi yapmakla başlıyoruz arkadaşlar. 6 su bardağı toz şekeri tencereme alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Şerbetimi akşamdan kaynattım ben arkadaşlar. Kaynatıp soğuyunca buzdolabına kaldırdım. Yani şerbetimiz buz gibi soğuk olması gerekiyor. 6 su bardağı şeker, 3 su bardağı suyu da ilave ettikten sonra çeyrek bir limonu kabuğuyla birlikte biraz suyunu sıkıp içerisine bırakıyorum. Biraz karıştırıyorum şerbetimi. Şöyle hafif şeker erimeye döndüğü an bırakıyorum karıştırma işlemini. Kaynamaya bırakıyorum. Ben yaklaşık 20-25 dakika arası kaynattım arkadaşlar orta ateşte. Zaten kıvamı değişecek. Onu gözle de görebilecek kıvama geliyor zaten. Kaynamaya başladı. Orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra zaten ben 20 dakika arası kaynattım yani. Ama süreye takılmayın. Dediğim gibi birazdan kıvamını göreceksiniz. Bayağı şurup kıvamına geldi yani böyle koyu şerbet yani. Hiç o sulu halinden eser kalmadı gördüğünüz gibi. Bayağı koyu kıvamlı. Artık ocağın altını kapatıyorum. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırdım. Dediğim gibi ben akşamdan yapmayı tercih etmiştim. Şimdi sırada hamurumuzu yapacağız. 3,5 su bardağı suyumu tencereme alıyorum. İçerisine 50 gram tereyağı ekliyorum. Yarım çay kaşığı limon tuzu, yarım çay kaşığı tuz, limon tuzu bu arkadaşlar gösterdiğim. 1 yemek kaşığı toz şeker ve un miktarı arkadaşlar 500 gram yani 4,5 su bardağı oluyor. Kaynamaya aldım. Kaynayınca tek seferde unumu ilave ediyorum ve tahta bir kaşıkla güzelce hamurum böyle toplanıncaya kadar karıştırıyorum. Hala ocağın üzerinde tutuyorum bu arada. Hamurumuz tenceremizden böyle ayrılmış olması gerekiyor. O kıvama gelinceye kadar sürekli karıştırıyoruz. Açıkçası biraz kol kası yaptırıyor sizlere yani bunu baştan söyleyeyim. Çünkü hiç karıştırmayı bırakmamalısınız. Sürekli karıştıracaksınız ve karıştırdıkça sertleşen, koyulaşan bir kıvam alıyor. Yani bu işlem yaklaşık bir 5 dakika en az sürüyor arkadaşlar. Eze eze böyle bu şekilde hamur kıvamına geliyor zaten gördüğünüz gibi. Artık tencereme yapışmıyor gördüğünüz gibi olması gerekiyor. Eze eze karıştırdım. Şimdi artık hiç soğumasını beklemeden robotumun yoğurma haznesine hamurumu döktüm. Bu şekilde gördüğünüz gibi bildiğiniz hamur oldu artık yani. Şöyle hafif tahta kaşıkla bir böyle ezdim ki ilk sıcaklığı gitsin. Çünkü içerisine yumurta ekleyeceğiz şimdi. Yumurtalar yani sıcağıyla pişmemeli. O yüzden tahta kaşıkla böyle ilk sıcaklığının çıkmasını sağladım. Yumurtaları tek tek ilave edeceğimiz için ben böyle küçük kaselere hazırladım. Daha kolaylık olmuş oldu. Çünkü yumurtaları teker teker ilave edeceğiz. Bu da önemli bir püf noktası. Ben robotumda yapacağım. Dediğim gibi kurabiye yoğurma aparatıyla yapıyorum. Ama tabii ki elde de olur. Çok güzel olur yani. Ama yine aynı şekilde teker teker yoğurdukça, yumurtayı yedirdikçe ilave edeceksiniz. Yumurta hamurun içerisinde bir güzel böyle karışmış olması gerekiyor arkadaşlar diğer yumurtayı eklemek için. Ve asla yumurta kokmuyor. Bu konuda yani gönül rahatlığıyla ben de sizlere diyebilirim ki asla kokmuyor. Ki ben yumurta kokusuna baya hassas bir insanım yani. Bana kokmadıysa hiç kimseye kokmaz yani. Bu kadar net söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Her yumurtayı eklemeden önce hamurumu spatulasından ayırıyorum ki homojen bir kıvam olsun. 6 yumurtayı da tek tek
yoğurdukça ilave ettim. Gördüğünüz gibi. Evet, artık hamurumuz hazır. Bu şekilde gayet sert, koyu kıvamlı bir hamur. Kesinlikle böyle yani akışkan cıvık bir hamur değil arkadaşlar. Sıkarken hatta biraz zorlanacaksınız yani bayağı sert bir hamur. Ama şekil alan bir hamur yani yine de. Gördüğünüz gibi ele de yapışkan bir kıvamı var. Bu kıvamda olması gerekiyor. Bu verdiğim ölçülerle yaparsanız tam tutar zaten. Şimdi hamurumu silikon bir sıkma torbam var. Onun içerisine koyacağım ama onun öncesinde silikon torbamın içerisine bir duyu kullanacağım. Benim elimde en büyük duyu bu vardı. Yıldız uçlu. Amazon'dan almıştım arkadaşlar. Artık hemen hemen her yerde bulunuyor bu tür malzemeler. Bu şekilde içerisine yerleştirdim. Derin bir kupanın içerisine oturtturdum silikon torbamı ki hamurumu boşaltması kolay olsun. Ben bu hamuru arkadaşlar 3 seferde sıktım. Yani tek sefer için baya çok hamur vardı yani baya zorlanırdım. O yüzden 3 seferde yaptım. Ve gayet rahat oldu yani. Böyle sert dediysem aşırı da zor sert bir hamur değil yani. Şimdi tencereme 1 litre sıvı yağımı aldım. Bol yağda kızarması gerekiyor malum. Şerbetimde bir gece buzdolabında bekleyince kıvamı daha net anlaşılıyor. Gördüğünüz gibi bayağı neredeyse bal kıvamında diyebilirim yani. Çok koyu. Bu şekilde olması gerekiyor zaten. Şimdi bir mutfak makasım var. Sıvı yağa ucunu batırdım. Bu arada ocağımın altını açmadım arkadaşlar. Soğuk yağa sıkıyorum tulumbaları. Bir elimle sıkıp bir elimle kesiyorum. Bunu yağımız soğukken yapıyoruz arkadaşlar. Ve her seferinde tekrar sıkmadan önce yağımızı biraz bir soğutmamız gerekiyor. Onu da size zaten birazdan göstereceğim nasıl yaptığımı. Bu şekilde hamurları sıktıktan sonra ocağın üstüne alıyorum. Orta ateşe kesinlikle birden kızgın ayara koymayın. Yani çok hızlı pişmemeli. O zaman dışı yanar, içi hamur kalır. Ağır ağır karıştıra karıştıra pişmesi gerekiyor. Ama ilk başta tulumbalar böyle yağının üstüne çıkıncaya kadar kesinlikle hiçbir spatula veya kaşıkla karıştırmayın ki şekilleri bozulmasın. Onlar pişmeye başladığı zaman yağının üstüne çıkıyorlar zaten. O zaman kevgirle böyle hafif sallayarak, karıştırarak kızarmasını sağlayabilirsiniz. Böyle yapınca kesinlikle şekilleri hiç bozulmuyor. Şerbetimiz de soğuk bu arada. Şimdi benim yaptığım yöntem arkadaşlar, şimdi hepsi kızardı gördüğünüz gibi. Ocaktan tavamı çekiyorum. Hiç acele etmeden yavaş yavaş kevgirle yağsını süzerek şerbetimin içerisine atıyorum tulumbaları. Orada onları da şöyle bir güzel karıştırıyorum. Şerbetimiz zaten koyu kıvamlı gördüğünüz gibi. Bu aşamada yağımız biraz sıcaklığı gitmiş oluyor arkadaşlar. Tulumbaları ben 2-3 dakika ancak beklettim böyle şerbetin içinde. Çok fazla da bekletmeyin. Maksat hepsi birbiriyle böyle şerbete bulansın. Daha sonra kevgir yardımıyla başka bir tepsiye aktardım tulumbaları. Şerbeti gayet koyu gördüğünüz gibi. Bu esnada da yağımız zaten soğumuş oldu. Şimdi tüm tulumbaları çıkartınca aynı işlemi şerbetim için de geçerli. Yani şimdi içerisine sıcak tulumbaları attığımız için şerbetimiz zamanla ılıma yapabilirdi. O yüzden ben tekrar şerbetimi ikinci tulumbalar pişinceye kadar buzdolabına kaldırdım. Gördüğünüz gibi bu arada yağımız soğumuş. Çünkü köpürmüyor gördüğünüz gibi. Soğuk yağa sıkmış oluyorum hamurları. O yüzden güzel bir sonuç elde ediyoruz zaten. Tekrar ocağa alıyorum. Şerbetim de bu arada tekrar dolapta. Ilımasına müsaade etmemiş Diğer oldum yandan yani. kızarmaya devam ediyor arkadaşlar. Nasıl olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Umarım çıtırtısı anlaşılır. Çıtır çıtır. Şimdi sizler için bir tanesinin tadına bakacağım.
ve sesi kendiniz duymanızı istiyorum. İnanın abartmıyorum, harika ötesi olmuş. Çıtır çıtır, muhteşem. İç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılıyordur. İçi de çok güzel bir şekilde pişmiş. İnanın çıtırlığı harika. Gördüğünüz gibi elimle zor eziyorum. Evet, aynı işlemi devam ediyorum. Kızaran tulumbaları soğuk şerbete aktarıyorum ve sıvı yağımı bir kenara alıyorum. Bu şekilde soğumuş oluyor. İnanın çok pratik, çok kolay bir tarif ve garanti bir tarif. Yani gönül rahatlığıyla gözünüz kapalı deneyebilirsiniz bu tarifi arkadaşlar. Çıtırlığını asla kaybetmeyen bir tarif. Muhteşem yani, gerçekten kesinlikle denemelisiniz diyorum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.